Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk prova matematik soru bankasında test 5'te dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde soruyor. Gençler 4 üzeri eksi 3'ü bakın ne yapıyor burada? 1, 2, 3, 4 kere çarpıyor. O halde ne diyorum? Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Peki eksi 3'ü 4 kere toplayacak olursam 4 üssü eksi 12 demektir. Şimdi ışıklara baktığımız zaman 2 tabanında görüyorum. Genellikle o halde 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsam üstü eksi 12. Evet üstün üstünde ne yapıyoruz? Kuvvetleri çarpıyoruz. 2 üstü 2 ile eksi 12'yi çarparsam eksi 24'tür. 2 üstü eksi 24 yani B şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet temizleyerek ikinci sorumuza geçelim. Alanı 8 üzeri 6 santimetre kare olan karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi gençler kare düşünelim. Bakın şöyle küçük bir kare çiziyorum. Karenin alanını nasıl buluyorum? Bakın bu kenarla bu kenarı çarparak buluyorum. Yani iki kenarı birbiriyle çarparak elde ediyoruz. Peki ben hangi sayıyla hangi sayıyı çarparsam aynı olması şartıyla 8 üstü 6 olur. Gençler bakın bu 6 tabanlar aynıken iken üstleri toplayacağımı düşünürsem aslında 8 üstü 3 ile 8 üstü 3'ü çarparsam tabanlar aynı iken kuvvetler toplanır. 3 3 daha 6 olur diyeceğiz. Demek ki burada bizim bir kenarımız 8'in 3. kuvvettir. Peki çevreyi istediği için karenin bütün kenarları birbirine eşitti. O halde 4 tane 8 üstü 3 olacak. Burada hem 4'e hem de 8'i 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin 2. kuvveti çarpı 8 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti oldu. 2'nin karesi çarpı 2 üstü 9. Buradan tabanlar aynı iken üstleri toplarsam 2 üstü 11 olur. Çevre uzunluğu yani B şıkkı da doğru yanıt olur deriz. Evet devam edelim. Evet gençler 3. soruyu devam ediyorum. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 11 basamaklıdır diyor. Şimdi gençler A şıkkına baktığım zaman 10 üstü 6'yı 10 üstü eksi 5'e böleceğim. Tabanlar aynı iken kuvvetleri çıkarıyorum. Bakın 10 üstü 6'dan Eksi 5'i çıkaracağız diye yan yana yazalım. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artıya döndü. Bu ne demektir gençler? 10 üstü 11 demektir. Gençler 10 üstü 11 de. Bakın birin yanına. Şunu nokta nokta ile gösterelim. 11 tane 0 ekleyeceğiz demektir. 11 0 geldi. 1 de 1 geldi. 1 11 daha. 12 basamaklı olur. 11 basamaklı değil diyoruz. Ve A şıkkını ediyoruz. B'ye baktığımız zaman çarpma işleminde tabanlar aynı iken kuvvetleri toplarım. 23 eksi 11 daha 12 yapar. Gençler bu da ne demektir? 1'in yanında 12 tane 0 var demektir. 1 de 1 var. Bakın 1 artı 12'den 13 basamaklıdır. E, evet, C şıkkına bakalım gençler. Evet 10 üstü 4'ü 1 bölü 10 üstü 6'ya böleceğiz. Şu bölme işlemini çarpmayı çevirmek istersem 10 üstü 4'ü aynen yazdım. İkinci sayıyı kesir olarak ters çeviriyorum. Ve 10 üstü 6 olarak yazıyorum. Şimdi çarpma işleminde kuvvetleri toplarsak 10 üstü 10 olur diyoruz. Buradan birin yanına ne yapıyorum? 10 tane 0 ekliyorum. Bakın birin yanına 10 0 bir de 1 var. Topladığımız zaman 1 artı 10 11 basamaklıdır diyoruz. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Son olarak D'ye baktığımız zaman 10 üstü 5'li. 10 üstü eksi 5'i çarpıyorum. Evet. Tabanlar aynı iken üstleri toplarsam 5 eksi 5 daha 0 yapar. 10 üstü 0 da 1 demektir gençler. Evet. 11 basamaklı değildir diyorum. Ve buradan C şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyorum. Evet. Temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler tabanlar aynı iken kuvvetleri toplayabilirim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 toplarsak ne demektir? 4 üstü 20 demektir. Bölü 2. Şimdi şıklara baktığımız zaman her birisi 2'nin kuvvetinde. O halde 4'ü 2'nin tabanı da yazmak istersen. 2'nin karesinin 20. kuvveti bölü 2 üstü 1 demektir bu. Evet üstün üstünü çarpıyorum. 2 üstü 40. Bölü 2 üstü 1'den. Ne yapmamız gerekir? Tabanlar aynı iken 40'tan 1'i çıkarıyorum. 2 üstü 39 olur. Yani B şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim gençler. İşlemin sonucu kaç basamaklıdır? Gençler basamak sorularında Lütfen dikkat edelim. Ne yapmam gerekir? Onun kuvveti olarak yazmamız gerekir. Basamak soruları mutlaka onun kuvveti olarak yazılır diyoruz. Şimdi 32 ve 25'i 32 2'nin kuvvetiydi. 2'nin kaçıncı kuvveti gençler? 5. kuvveti. Nin 3. kuvveti çarpı 25 5'in karesiydi. 6. kuvveti. Şimdi çarparsak 5 kere 3 üstün üstünde kuvvetleri çarpıyorum. 2 üstü 15 çarpı 2 kere 6 12 5 üstü 12. Şimdi gençler onun kuvveti olarak yazabilmek için ne yapmamız gerekir? 2 kere 5 çarpmam yani tabanları çarpmam gerekir. Tabanları çarpmamızın yolu da kuvvetlerin eşit olmasıydı. Eğer kuvvetler eşitse tabanları çarpabiliriz. Bakın o halde ben kuvvetleri 12'ye eşitlemek istiyorum. Şu 15'i dağıtacağım. 2 üstü 3 çarpı 2 üstü 12 olarak dağıtıyorum. Tabanlar aynıken üstleri toplarsak yine 15'e elde ettiğimize dikkat edelim. Bunu da 5 üstü 12 ile çarpacağız. Şimdi kuvvetler aynıyken sağdaki 2 üstü 12 ile 5 üstü 12'yi çarpacağım. 2 üstü 3 demek 8 demektir. Evet. Tabanlar kuvvetler aynıken tabanları çarpıyorum. 10 üstü 12. Bunu da gençler ne yaparız? Kaç basamaklıdır? 8'in yanına 12 tane 0 eklerim. Bakın 12 tane 0. Bir de 8'imiz var. Topladığımız zaman 13 basamaklıdır diyoruz. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 6. soruya geçelim. 5 üstü 4'ün değeri 625 olduğuna göre 25 üstü 3 üstü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Gençler isterseniz burada tabii ki ne yapabiliriz? 25'i 3 kere tekrarlı çarpma işlemi yapabiliriz. Ama buradan faydalanmamı istiyor. Aslında şimdi 25 üstü 3'ü 5 üstü 4'e çevirmek istiyorum. Öncelikle 5 tabanında yazarsam 5'in karesinin 3. kuvveti kuvvetleri çarpıyorum. 5 üstü 6 demektir. 5 üstü 6 da 5 üstü 2 çarpı 5 üstü 4 olarak dağıtabilirim. 5 üstü 2 gençler 25 demekti. 5'in 4. kuvveti 625. Et 25'te 625'i çarparsak da 15625 olur. Sorumuzun yanıtı B şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler öncelikle bakın şunu yapabilirim. 4 üstü 3'ü 1 bölü 2 üstü 2'ye çarpacağız ya. Yani. Aslında şöyle yazalım bakın. 4 üstü 3 bölüm 2 üstü 2 yani gizli paydası 1 varmış gibi çarpma işlemi yaptım. Bölü diyeceğim. 64 üstü eksi 1. Şimdi 4 üstü 3 buradan itibaren istersek değer olarak da hesap edebiliriz. Ama istersek 2'nin kuvvetini de yazalım. 4 üstü 3, 2'nin 2. kuvvetiydi. Üstü 3. kuvveti. Bölü. 2'nin 2. kuvveti. Bölü. Gençler şunu da eksen kurtarmak için 1 bölü 64 olarak yazıyorum. Bu 64'ü biraz sonra ne yapacağım? 2'nin kuvveti olarak yazacağım. Şimdi kuvvetleri düzenleyelim. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 üstü 6 bölü. 2 üstü 2 Evet gençler bölme işleminde de kesir olarak ters çevirecek olursam çarpma işlemini döndürüyorum burayı. 1 bölü 64. 64 neydi? 2'nin 6. kuvvetiydi. Bunu da 2 üstü 6 olarak yazıyorum. Şimdi şöyle yapabiliriz gençler bakın çarptığım zaman 2 üstü 6 ile 2 üstü 6'yı çarpıp 2 üstü 2'ye böleceğim. Şimdi kuvvetler aynı iken pardon tabanlar aynı iken kuvvetleri topluyorum. 2 üstü 12 bölü 2 üstü 2. Şimdi de ne yapıyoruz? 2 üstü 12'den 2'yi çıkarıyorum. 2 üstü 10'dur diyorum. 2 üstü 10'un değeri de 1024'tür der. Denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, temizleyerek 8. soruya geçelim. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa doğal sayı olur diye soruyor. Gençler öncelikle işlemi düzenleyelim. 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Üstü 4 bölü 3 üstü 14 diyorum. Buradan şöyle yapabiliriz bakın. 3 kere 4 12 3 üstü 12 bölüm 3 üstü 14 Gençler yani işte şöyle düşünebilirsiniz. 12'den 14 çıkaracağız değil mi? Bakın tabanlar aynı iken kuvvetleri çıkarıyorum. 3 üstü eksi 2 demektir. Yani bunu da 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olarak yazabiliriz. Şimdi 1 bölü 9 olarak yazdığıma göre ben yani bunu doğal sayı yapacak sayı arkadaşlar ne olması gerekir? Yanına gelecek sayı en azından 9 olması veya 9'un kuvveti olması gerekir diyorum. Çünkü bu 9'u paydadan kurtarmamız gerekir. Şimdi 3 üzeri eksi 5. 1 bölü 3 üzeri 5'tir. Bakın pay kısmına herhangi bir sayı gelmediği için doğal sayı yapmaz diyoruz. 81 üzeri eksi 1, 1 bölü 81'dir. Şöyle göstereyim gençler. bakın 1 bölü 9 çarpı. 1 bölü 81 rasyonel sayı olur. Doğal sayı olmaz diyorum. Şimdi bu 9 üzeri eksi 2 kuvvete çıkaracak olursam evet eksiden kurtarırsam pay kısmına çıkar ve 9 üzeri 2 olur. Bakın bunu da 9 üzeri 2 olarak yazarsam 1 bölü 9 çarpı 81 demektir. 81'i 9'a bölersek de 9 olur ve 9 da doğal bir sayıdır. Doğal sayı olduğu için C şıkkı da Sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 1 bölü 27'yi de çarpacak olursak rasyonel sayı olur diyerek eleyebiliriz. Evet temizleyerek 9. soruya geçelim. Yukarıda verilen işlemlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Gençler 4 demek 2'nin kuvveti demekti. 2'nin karesi. Nin 3. kuvveti çarpı 2 üzeri eksi 11 düzenlersin. 2 kere 3 6. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 11 tabanlar aynıken kuvvetleri topluyorum. 6 eksi 11 daha eksi 5 yapar. Bakın 2 üzeri eksi 5 doğrudur. 27'yi ve 9'u 2'nin kuvveti olarak yazacağım. Şöyle kalemimin rengini değiştireyim. 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvetiydi. Üstü 6 çarpı 9 3'ün karesinin üstü 2. Şimdi düzenlersek 3 kere 6 18. 3 üstü 18 çarpı 3 üstü 4 yaptı. Gençler 18 4 daha ne yapar? Evet, arada bölme işlemi varmış pardon. O zaman ne yapacağız? 3 üstü 18'i 3 üstü 4'e böleceğiz. Yani tabanlar aynıken kuvvetleri çıkaracağız. 18'den 4'ü çıkarıyorum. 3 üstü 14 yapar. 3 yapmaz diyoruz. Burada ne olur? Yanlış olarak işaretleriz. Evet. Gençler 125 bölü. 125'e hemen 5'in kuvveti olarak yazarsam 5'in 3. kuvveti. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapabilirim. Bakın bölme işlemi dursun. 5 üstü eksi 3'ü pay kısmına çıkartırsam 5 üstü 3 olur. 5 üstü 3'ü 5 üstü 3'e bölersen yani aynı sayıyı aynı sayıya bölersek sonuç 1 olur. Bu da doğrudur diyoruz. O halde birinci doğru, ikinci yanlış, üçüncü doğru olacak. Baktığımız zaman Nerede gençler? Doğru, yanlış, doğru, A şıkkı Sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet temizleyerek 10. soruya geçelim. Üstü ifadelerden en büyüğü ile en küçüğünü çarpma aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gençler buradaki tüm sayıları iki kuvvetine yazacağım. 4'ün 24. kuvveti 4 2'nin karesiydi. 24. kuvveti. 2 üzeri 48 yapar diyoruz. 8'in eksi 5. kuvveti. 2 üstü 3'ün eksi 5. kuvveti 2 üstü eksi 15 yapar. 16 üstü 5 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti 2 üstü 20 yapar. Evet sonunda zaten 2 üstü eksi 10'du. Şimdi buradaki en büyük değerimiz 2 üstü 48'dir. En küçük değerimiz de kuvveti en az olan eksi 15'tir. 2 üstü eksi 15'tir. İkisinin çarpımını istedim. Tabanlar aynı iken üstleri toplarsak 48 ile eksi 15'i toplarsam 2 üstü 33 olur diyoruz. Nerede gençler? C şıkkını da doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek 11. soruya geçelim. İşlemin sonucu hangisine eşittir diyor. Gençler öncelikle eğer rasyonel sayılarda işlemler varsa mutlaka önce parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. Bakın 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırken ne yaparım? Sanki gizli paydası 1 var der 2 ile genişlettiğimi düşünürüm. Veya şöyle düşünebilirsin. 2 ile çarparsam 2 kere 1 2 1 çıkarıyorum. 1 bölü 2'nin karesi çarpın Evet 3 ile 1'i çarparsak 3. 1 çıkardım 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti çarpı. Evet 4 ile çarparsam 4 geri 1 4. 1 çıkarıyorum. Veya şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bakın 4 dört bölü 4'tür bu. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartırsak da 3 bölü 4 olur diyoruz. Ve karesi. Şimdi gençler kare hem payın hem de paydanın kuvvetidir. O halde şuradan yazalım bakın. 1 bölü 4 çarpı 2'nin karesi ve 3'ün karesini arıyorum. 4 bölü 9 çarpı 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16. Gençler bakın şöyle 4'ler ve 9'lar birbirini götürdü. Pay kısımlarında 1 kaldı. 1 bölü payda da 16 var. Peki 1 bölü 16 hangisine eşittir? 1 bölü 2 üstü 4 olarak yazabiliriz. 2 üstü 4'ü de kesirden kurtarırsam yukarı çıkartırken ne yaparız? Kuvveti negatif hale getiririm. 2 üstü eksi 4'e eşittir diyorum. Ve A şıkkını işaretliyorum. Evet devam edelim. 12. soruya geçelim. 27 üstü 3 sayısının 81 katının 3'te 1'i aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekten kat demek çarpmak demek 3'te de 3'e bölmek demektir. Şimdi 27 üstü 3'ü 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvetinin 3. kuvvetiydi. Düzenleyerek yazarsak 3 üstü 9'un 81 3 üstü 4 demekti. 3 üstü 4'e çarpacağım. Ve 3 1'i de 3'e böleceğimiz anlamına gelir. Burayı düzenleyecek olursak bu birinci kuvvettir. Üst tarafta arkadaşlar tabanlar erken üstleri topluyorum. 9, 4 daha 13. Böyle 3 üstü 1. Buradan 13'ten 1'i çıkartırsak 3 üstü 12 olur. B şıkkı da doğru yanıttır deriz. Evet 13. soruya geçelim. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 25 üstü 2 milimetredir. Arkadaşlar bir dikdörtgen düşünelim. Uzun kenarı 25 üstü 2 milimetre. Uzun kenarı kısa kenarın 5 katı olduğuna göre. Bu dikdörtgenin alanı kaç milimetre karedir? Şimdi gençler kısa kenarı bulurken ne yapmam gerekir o halde? Uzun kenarı kısa kenarın 5 katıysa o halde 25 üstü 2'yi yani uzun kenarı 5'e bölersem kısa kenara elde ederim. Şimdi 25 5'in karesinin ikinci kuvvettir. Bu da 5 üstü 1 demektir. 5 üstü 4'ü 5 üstü 1'e bölersem tabanlar aynı iken üstleri çıkarıyorum. 4'ten 1'i çıkartırsak 3 olur. Demek ki kısa kenarımızda 5 üstü 3 oldu. Bu neydi gençler? 5 üstü 4'tü. E, alanı istedim. Kısa kenar 5 üstü 3 ile uzun kenar 5 üstü 4'ü çarpıyorum. Evet, tabanları aynı iken üstleri toplarsak 5 üstü 7 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Temizleyerek 14. soruya geçelim. Dakikada 216 Üstü 2 mililitre. Su damlatan bir musluk 36 dakikada kaç mililitre su damlatır? Gençler altının kuvvetini çevirirsem 216 altının 3. kuvvetiydi. Üstü 2. Evet bu 1 dakikada akıttığı su. 36 dakikada dediği için 36 ile yani altının karesi ile çarpacağım. Düzenlersek üstün üstünde çarparsam 6 üstü 6 çarpı 6 üstü 2 aynıken kuvvetleri topluyorum. 6 üstü 8 mililitre su damlatır diyoruz. Ve denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek 15. soruya geçelim. 512 üstü 4 sayısının %25'i kaçtır? Gençler bir sayının %25'i demek. Bakın ben bunu %25 olarak yazarsam sadeleştirsek 4'te 1 demektir. Yani 4'e böleceğiz demektir. 512 üstü 4'ü 4'e böleceğim. Evet her iki tabana da 2 kuvvetini yazalım. 512 2'nin 9. kuvvetiydi. Üstü 4 bölü 4 2'nin karesiydi. Evet 9 kere 4 36 yapar. 2 üstü 36 bölü 2 üstü 2 tabanda renken kuvvetleri çıkarıyorum. 2 üstü 36'ın 2'yi çıkartırsak 34 olur diyoruz. Ve denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek gençler bakalım başka sorumuz var mı? Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.